Arkadaşlar şu an Eskişehir'de İnönü'de bulunan İnönü mağaralarına geldik abimle beraber. Girelim bakalım nasıl bir yermiş. Size göstereyim şöyle. Böyle merdivenler yapmışlar. Uzun bir merdiven. Ama birkaç yeri kırılmış, bakımsız kalmış. Girelim bakalım nasıl bir mağaraymış. Çok kötü, kırılmış her yer. Merdivenler hep kırılmış. Çok bakımsız kalmış. Ne var orada? Ne parlıyor lan orada? Taşın içinde bir şey parlıyor. Bakayım. Bana mı öyle? Feneri getirmedik, arabada beş kaldı. 5 tane şey var. 5 tane taş gibi bir şey var parlıyor. Feneri getirmedik, arabada kaldı ya. Allah Allah. Gördün mü? Cam gibi parlıyor. Buradan. Ha? Bak cam gibi parlıyor. Gördüm. Bak. Tutsana. Altın gibi parlıyor. Gördün mü? 1, 2, 3, 4, 5 tane solda var. Gördüm. Bak bir tane de şurada var yukarıda. Ve şu en tepeye bak sen. En tepeye, tavana. Değişik bir doğa yapısı var. Su geliyor demek ki buradan. Evet. Zaten bak akıyor. Ama kaymayalım. Kayıyor bak. Su akmış. Çektim zaten. Bak, şu taraftan da bir yol gidiyor. Herhalde başka bir mağara var o tarafa doğru. Şuraya mı? Bak orada taşlardan bir şey yapmışlar ya. Of, kaydım düşüyor. Bir saniye. Düşme aman dikkat et. Hasan bayağı zor bir yer. Bakayım. Bir düşersek oradan. Çıkalım mı? Çıkalım bakalım. Çıkmaya çalışalım. Şuradan çıkayım mı şöyle? Kısık kestirmeden çıkın. Hadi bakalım. Tamam. Hadi arkandayım ben senin. He? Arkandayım ben senin, hadi. Kayabilir miyiz? Kayıyor zaten. Felaket kayıyor. Tamam. Dikkatli geleceğiz yani. Dikkatli şekilde. Ben az önce kaydım, düşüyordum zaten. Zor toparladım. Allah. Orada merdiven var. Oraya merdiven yapmışlar. Bu tarafta hiçbir şey yok. Ha? Göçmüş. Bayağı bir zor lan burası. Olsun. Çıkalım. Bizim için zor diye bir şey yok biliyorsun. Çamur mamur kayar, bu göçerse bu duvar göçebilir ha. Suyu emmiş ya. Evet, buraya zaten duvar sen yapılmış. Bu duvar sence ne için yapılmış olabilir? Bir anlamı var bak. Set olarak yapmışlar bu duvarı bence. Ya işte buraya insanlar girsin mi? Gelsin mi? Bak bir şey söyleyeceğim. Bence abi. Hı. Bence şuradan yol varmış bak. Şuradan şöyle geliyormuş bak. Şöyle. Hı. Ama burası göçmüş. Evet evet göçmüş. Bir de ayaklar ıslandı ya, kayıyor şimdi. Dikkatli ol. Vallahi şimdi düşüp kafamızı yarmayalım. Yok düşüp kafayı yarmaya boş ya, bir de göçerse kafaya taş mesela. Çekil bakayım buradan, ben şuraya bir çıkayım. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Tamam. Çıktım. Oh. Bayağı enteresan bir yer. Değişik bir mağara ya. Oo. Şu tavuk şurada da bir delik var. Yalnız var ya, acayip kayıyor ha kayalar. Dikkat et bak. Benim ayakkabılar mı kayıyor yoksa ya? Ya da sudan dolayı. Bir şey söyleyeceğim. Biz buraya çıkacağız da nasıl ineceğiz?
O da var değil mi? Tabii. Tutunacak yer de yok. Geri geleyim ben lazım. Hadi deneyelim şansımızı. Yok aslan var, bir de kayalar yuvarlanmak üzere gibi. Baksana. Kopmuş kayalar var. Burada demirleri kesmişler, çıkamasınlar herhalde. Emin misin? Bence. Yani ip mi olsa? Sen bir gel bakayım, ben bir deneyeceğim. Yok yok, çıkma çıkma. Neden biliyor musun? Hı. Allah korusun, bir tane kayalar var ya, emanet duruyor. Emanet duruyor. Atlasam kayar mı orası? Ha? Gel elini ver, elini ver bana, elini ver. Birden çekeceğim seni. Hadi hop. Tamam. Şu göçebilir biliyor musun? Her an böyle Lambers diye bir duvar göçebilir. Aynen. Size doğru. Su almış ya. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Bu kamerayla zaten ben çıkamam. Ben şeyi getireyim, GoPro'yu getireyim. GoPro ile çekim yapacağım. Hangi bu? Benim GoPro. Benim GoPro, kafaya takılan var ya. Onunla çekim yapacağım. Bununla zaten çıkmam benim mümkün değil. Ya burada bir şey yok ki ama. Ama orayı ben merak ettim. Oraya çıkmak istiyorum. Ya o değil de her an bir şey kopabilir buradan ya. Çok da baksana hep göçmüş. Dur bakacağım. Dur bir bak. Dur. Ona çıkma, ona çıkma. Baksana yukarıda kayalar emanet duruyor oğlum. Bakayım. Yok be, abartıyorsun ya. Sen abartıyorsun diyorum. Bak bunlar neyle göçmüş, bunlar neden göçmüş? Abi ben buraya çıkarım ya. Elimi kolumu sallayarak çıkarım ben buraya. Sen gelme. Sen gelme, ben şöyle bir yavaş yavaş çıkayım. Gelirken kamerayı kapatıp zaten şey yaparım. Cebime koyarım. Cebime sığar herhalde. Bakacağım. Ya açılan bir pencere kapı var gibi bir yer şurada. Abi. Bekle sen. Dur. Tamam şu demirden tutunarak çıkabilirim. Kötü değil ya, çok da kötü değil. Çıkılıyor. E nasıl buraya bir önlem almamışlar ki abi? Ha? Çok dik ha. Buradan acayip görünüyor orası. Sen in, komple in aşağı git. Ben geliyorum. Tamam sen in. Yoruldum ben. Yine bir macera. Yine bir çılgınlık. Değişik gerçekten. Buradan bir yol var ha. Abi. İndin mi? Buradan bir mağara var. Kayaların arasından. Yol gibi bir şey. Dur bakayım. Ha, fenere getirmedim ya. Telefonun ışığını açsam. Ha. Gitmiyormuş zaten ya. Çıkayım buradan. Ha? Tamam dur. Şuraya bakacağım. Gerçekten çok dik. Uçurum gibi. Abi. He? Sen oradan tamamen in bence. Anladım. Tamamen çık git oradan, in bence. İneyim mi? İn diyorum, in. İndim. Tamam. Evet. Şuradan da yol var, buradan da yol var. Buradan bir deneyeyim. Bakayım. İnönü buradan böyle görünüyor. Gerçekten bayağı büyük bir mağara. Çok yoruldum gerçekten, çok zorlandım. Buradan da böyle görünüyor.
Şuradan devam edin bakayım. Nereye gidiyormuş? Şurada bir şey var. Eyvah, düşüyordum yine. İlk önce şuraya bakacağım. Feneri açayım. Oo. Burası gidiyor. Burada delik var. Bayağı bir delik var. Buradan yol gidiyor. Ama sağlıklı bir çekim yapamıyorum. Feneri arabada unuttum dediğim gibi. Şuradan gidiyor mu gitmiyor mu tam anlayamadım. Sanki gidiyor gibi. Bakayım. Evet. Burası çok havasız, geri döneceğim. Mecbur geri döneceğim. Devam edeyim. Şuradan bir yol gidiyor. Kapı açılmış buradan. Dışarıya çıktı. Buradan da bir gidiş var sanki. Evet. Aynen. Şuradan da bir delik var. Büyük ihtimalle burası içeriye doğru gidiyor ama girmeyeceğim çünkü çok havasız. Az önce girmiştim. Şuradan da bir yol gidiyor. İlk önce buraya bakayım. Görüyorsunuz kar var. Erimemiş buradaki karlar. Yalnız burası çok tehlikeli. Şimdi kardan kayıp yuvarlanabilirim. Çünkü aşağısı uçurum. Şurada merdiven gibi bir şey var. Çıkmayı deneyeceğim. Çıkmışken şöyle sizin inönü manzarasını da göstereyim. Böyle bir yer işte. Yavaş yavaş geri gideyim. Kayıp düşmeden buralardan. Kolay. Orası sıkıntılı biliyorsun. Şöyle göstereyim. Tamam. Evet. Kar var yukarıda, kar. Kayıyor zaten. Arkadaşlar, biz buraya geldik ama ben burayla ilgili bir bilgiye sahip değilim.
hiç araştırmadan geldik. Biraz da tesadüf oldu açıkçası. Biz Eskişehir'e gitmeyi düşünüyorduk. Sonra spontane gelişti buraya gelmek. Burayla ilgili bilgilere ulaşıp açıklama bölümüne yazacağım. Ya da öğrenebilirsek burada birilerine soracağım. Ama gerçekten çok tuhaf, enteresan bir yer. Yani mutlaka buranın da bir tarihi vardır. Bir önemli bir hikayesi vardır. Burası da büyük ihtimalle yerleşim yeri olmuştur zamanında. Şöyle tekrar göstereyim ben size. Oradan çıktığım yer var ya, oradan devam ediyor, böyle delikler var kapı gibi. Burayla birleşiyor. Ya buranın mutlaka bir tarihi hikayesi vardır abi. Burayı büyük ihtimalle yerleşim yeri olarak da kullanılmış olabilir. Çünkü çok eskiden kalma belli bak. Duvarlar var. Hep yıkılmış. Taştan duvarlar. Tabii tabii bak. Şurası, şuraya bak. Bak senin dediğin gibi. Bak. Senin dediğin gibi kale olarak da kullanılmış olabilir. Ya birilerine sorup öğrenebiliriz aslında. Şimdi buraya gelmişiz, çekim yapmışız. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yazıyordur ya. Ya, mağaralarındaki... Hiçbir şey bilmiyoruz ya şimdi burayla ilgili. Ya gelip buraya boşu boşuna çekim yapmış olmayalım. Birilerine sorup bir şeyler öğrenelim burayla ilgili. Ama senin dediğin gibi bak, burası kesinlikle kale. Bence burası böyle birleşiyordu. Bence de. Böyle. Burası böyle bir böyle şey gibi olmuş olabilir eskiden. Ne derler? Sur. Sur var ya. Sur gibi bir yer olabilir. Hadi gel inelim. Aşağılarda birilerine soralım, bir şeyler öğrenelim. Gidelim burada. En tepede hani... Gittim çektim, gördünüz zaten. Böyle içeriye doğru bir yol gidiyordu. Biraz girdim, sonra havasız kaldığım için geri döndüm. İnternetten baktım ben şu an. 235 metre diyor, uzunluk diyor. 235 metre diyor. Büyük ihtimalle o benim gittiğim yer olabilir. Anladın mı? Bak oradan ta oraya çıkıyor. Tabii tabii. Böyle... Bak böyle dik yere merdiven yapmışlar ya. Adamlar duvara merdiven yapmışlar. Kesinlikle bir şey söyleyeceğim bak. Bu sana bir şey söyleyeyim. Böyle hep kapı gibi böyle bir... Mağaradan mağaraya geçiliyor falan. Oralar belki daha sonradan işlem görmüş olabilir. Burada, burası yerleşim yeri olarak kullanıldıysa zamanda. Bak yukarıda kuşlar falan. Kuş yuvaları var orada. İşte delikler var çünkü. Anladın mı? Hadi gel. Gerçekten değişik, ilginç bir yer. Senin dediğin gibi burası daha önceden çok önemli bir yer olabilir. Çok büyük böyle... kullanılmış bir yer olabilir. Burası da enteresan bir cami. Daha önceden kilise olmuş olabilir burası. Sonradan camiye çevrilmiş olabilir. Hep öyle oluyor ya. Zaten çok eski olduğu belli. Taş duvarlardan anlaşılıyor. Dur bakalım, şöyle şuradan çekmek istiyorum. Burası dediğim gibi daha önceden kilise olmuş olabilir. Ne diyorsun? Şey atmışlar. Demir atmışlar. Göçmesin diye. Boydan boya. O kumda okuyacak. Kumda çekilen her türlü. Ha şey. Kiz atmışlar. Aynen aynen. Bak. Aynen öyle. Şey bu, bak görüyor musun? Dört kenarını tizlemişler. Evet evet. Duvarlar birbirini tutsun diye. Aynen çökmesin diye. Şöyle gösterelim. Yapalım mı? Soralım mı birilerine? Ne diyorsun? Hadi gel. Birilerine soralım. Bir şeyler soralım. Çok cami var. Baksana her yer cami ya. Bir sürü cami var. Hadi. Nerede? Kaya mezar olabilir ha. Dur. Gördüm gördüm. Şeyi yaklaştırayım bak. Kamerada göstereyim. Söyleyeceğim abi. Ben şuraya kadar çıktım. Bak ben şu tepeye çıktım. O tepeden normalde o tarafa böyle bir yol var gibi, geçiş var gibi ama çok tehlikeliydi. O yüzden ben hiç gitmedim oradan. Ama büyük ihtimalle şurada büyük bir mağara var. Orayla bağlanıyor senin dediğin gibi.
O tarafa gidelim mi? Hadi gidelim bakalım. Şu şurayı görmüyor musun? Mağara ağzı gibi. Oyun. Aa evet, yukarıda aynen. Kapı. Yukarıda da kapılar var, delikler var. Demek ki burası böyle devam ediyor abi. Bayağı bir devam ediyor. Daha büyük mağaralar olabilir ileride. Şurada da bir sürü delikler var. Tesadüf buraya bir heyet geldi. Cami herhalde ziyaret için, incelemeler için. Belediye araçları ve polis aracı falan da var. Önemli birisi olabilir. Kim olduğunu bilmiyorum. Polisler orada güvenlik önlemleri aldı. Noterin oraya doğru. Biz gezerken camiyle ilgili bilgi almaya çalışırken tesadüf Eskişehir valisiyle belediye başkanı geldi. İncelemelerde bulundular. Burayla ilgili büyük projeler varmış. Herhalde buraları canlandıracaklar turizmi açmak için. O ama mağaralarla ilgili çok fazla bir bilgiye ulaşamadık. Şimdi birisini görürsek soracağız zaten. Köy kahvesi gibi bir yer arıyoruz. Bak burada olabilir. Burada sorabiliriz. Bilirler onlar. İnönü'nün evini ziyarete gidiyoruz ama fakat burada vali ve belediye başkanı buraya gelmiş. Ne var abi bu tarafta? Sen söyledin ya, Türk Hava Kurumu'nun neyi var? Türk Hava Kurumu pilotlar eğitim veriyor alanı var. Burada mı? Yamaç paraşütü eğitimi verilen yer var. Havuzlarda burası normal ama havuzlara geldik şu an. Bakalım çekebilecek miyiz, gösterebilecek miyiz size? Havuzlarda kapalı herhalde. Dur bakalım sen bir yerde dur bakalım. Evet, aynen öyle bir dur bakalım. Burası kapanmış evet. Yani belki girip çekebiliriz. Bir deneyelim. Arkadaşlar şu an meşhur İnönü havuzlarının olduğu alana geldik. Fakat burada şu an çekim yapamıyoruz. Yasakmış. O yüzden biz de şöyle dışarıdan göstermek istedik. Burası meşhur termal havuzunun sıcak suyun olduğu bir yer. Fay hattının olduğu bölünmüş burası. Altından, fay hattından termal su çıkıyormuş. Ve burada, şurada termal havuz var. Akvaryum balıkları varmış. Sazan türü akvaryum balıkları. 27 dereceye kadar yaşıyorlarmış. Burada yetiştiriliyormuş. Diğer tarafta da burada da yüzme havuzları varmış. Böyle bir yer işte. Başka zaman belki burayla ilgili gelip bir video çekebiliriz. Burası Türk Hava Kurumu'nun eğitim alanı. Plönör ve yamaç paraşütünün yapıldığı eğitim alanı. Hemen karşısında zaten karşı karşıya olan bir yer. Gelmişken burayı da çekelim dedik size. Şifalı suymuş. Evet, aynı zamanda şifalı suymuş. Cilt hastalıklarına çok iyi geliyormuş. Türkiye'nin her yerinden buraya bu suyu almak için geliyorlarmış. İçilmiyor fakat sadece elini yüzünü yıkamak için. Yani evet, içilmiyormuş yıkamak. Ama el yüz vücut yıkamak için kullanılıyormuş. Dediğimiz gibi 27 derece sıcaklığındaymış. Termal suymuş, termal havuzmuş. Yer altından, fay hattından geliyormuş. Burası böyle bir yer işte. Çok bilinen, popüler olan bir yer burası. Yüzme havuzu da var. Yüzmek için de geliyorlar buraya. Böyle bir yer işte. Burada da eski bir tane planör var. Planör değil, uçak o ya. Uçakmış. Uçakmış. Planör sandım. Planörler çok uzun kanatları. Kanatlarında. Biz İnönü'nün köşküne gitmiştik fakat vali ve belediye başkanı orada olduğu için oradan biz uzaklaştık. Bu İnönü havuzlarının buraya geldik çekim yapmak için. Şimdi tekrar oraya gidiyoruz. Orayı çekip göstermeye çalışacağım size. İsmet İnönü'nün evine tekrar geldik. Şu an burada kimse yok. Müzeye dönüştürülmüş ama evet, fakat müze olarak faaliyette ama şu an kapalıymış. Biz yine de şöyle dışarıdan biraz çekip gösterelim dedik. Arkadaşlar şu an İsmet İnönü'nün evine geldik. Burası şu an Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı. İnönü Savaşları Karargah Müzesi olarak faaliyet gösterilmiş ama kapalıymış pandemiden dolayı. Şöyle dışarıdan çekeceğim, göstereceğim size. Ondan sonra buradan ayrılacağız. Böyle bir yer işte. İsmet İnönü'nün evi.
Kaç yıllarında yaşamış ki burada? İnönü Savaşları'nın olduğu zaman ya. İnönü Savaşları'nın olduğu dönemde değil mi? Evet. 1921 yılında İnönü Savaşları'nın olduğu dönemde İsmet İnönü buradaymış. Burada ikamet etmiş. Hadi gidelim. Büstlerin olduğu bölüme geldik. Burada eski cumhurbaşkanlarının büstleri var. Görüyorsunuz. Burası da böyle. Biz mağaranın olduğu bölüme tekrar geldik. Az önce çok değerli bir hocamızdan burayla ilgili gerekli bilgileri aldık. İsmini vermeyeceğiz. İsmini vermemizi istemedi. Buranın hikayesi şöyleymiş arkadaşlar. Burası tam sınır bir bölgeymiş değil mi abi? Bizans İmparatorluğu ile Anadolu Selçuklu döneminde sınır bir bölgeymiş. Evet. Yani Rumların yani Bizans'ın doğudaki en son noktasıymış. Tabii İslam kuvvetlerinin de en batı noktası. Aynen öyle. Burası zamanında Rumların yaşadığı bir bölgeymiş, yermiş. Şurayı da Müslüman akınlarının olduğu zaman da şurayı duvar örmüşler. 3 metre kalınlığında bir duvar örmüşler. Kale olarak kullanmışlar burayı. Mağaranın ağzını tamamen kapatacak şekilde 3 metre kalınlığında duvar örülmüş. Tabii mağaranın üstünden akan sular zamanla... Tabii mağaranın üstünden akan sular... duvarın yıkılmasına sebep olmuş. Müslüman akınlarının olduğu dönemde de yaklaşık 750 yılları zamanında da Rumlar burayı terk edip gitmişler. Evet, İslam akınları olduğu zaman Rumlar burayı terk etmek zorunda kalmış. Tabii onlar terk ettiğinde muhtemelen duvar varmıştı. Evet. Daha sonraki ilk gelen Selçuklu da Şeyh Kuddüs'iymiş buraya yerleşen, evet, galiba değil mi? Şeyh Kuddüs'i mezarları da bulmaktaymış buralarda. İşte böyle bir yermiş arkadaşlar. Çok tarihi öneme sahip olan bir yermiş burası aslında. Biz bilmiyorduk, yeni öğrendik. Sağ olsun hocamız çok güzel bilgiler verdi. Yanlış bilgi vermek istemedik size. Şimdi şu aşağıdaki kiliseye benzer dediğimiz caminin üzerinde bir kitabe varmış. O kitabeye bakacağız. Burası 1388 yılında yapılmış. Kimin yaptığı da o kitabede yazıyormuş zaten. Kilise değilmiş, direkt cami olarak yapılmış burayı. Biz kilise olduğunu düşündük. Kiliseden camiye çevrilmiş olduğunu düşündük. Öyle değilmiş. Hatta bir iki kişi daha öyle söylemişti ama değilmiş. Gidelim camiye, kitabeye bakalım. Orayla ilgili doğru bilgileri verelim size. Tekrar bu tarihi camiye geldim. Üzerindeki kitabeye bakacağım. Kitabede neler yazıyor? Kitabı olduğu söylendi ama kitabı bulamadım. Kitabı Rab dediğini söylemişti hocamız. Herhalde bizim anladığımız kadarıyla kitabı şu ama orada büyük ihtimalle Osmanlıca yazıyor. Tabii biz bir şey anlayamıyoruz. Burası 1388 yılında Sultan Alaaddin tarafından yaptırılmış bir camiymiş. Gerçekten çok tarihi öneme sahip bir cami. Burası da böyle bir yer. Burayla ilgili de böyle bir bilgi verelim size. Taştan bir cami. Ticatmışlar demiştik ya. Ne demişti hocamız? Bir test yapmak için cihaz mı takılmıştı? Öyle mi demişti? O kubbesine, minaresine, minarenin içerisine sandık gibi bir şey koyulmuş. Minarenin içine sandık gibi kare şeklinde. Hı hı. Belli bir süre durmuş, minarede oynama var mı, kıpırdama var mı, sağa sola yatma var mı diye uzun süre onu tutmuşlar. Yatma olmadığı anlaşılınca... Normalde minare yatıyor diye konuşuluyormuş, ona inanıyorlarmış değil mi? Evet. O yüzden yani, bir cihaz getirmişler test etmek için Avrupa'dan. Yatmadığı anlaşılınca minarenin etrafını kazarak, demir çubuklar çakarak ve üzerine demir atarak ve beton atarak güçlendirmişler. Anladım. Caminin içerisine girip bakacağım, merak ettim. Belki içerisinde bir şeyler vardır. Şöyle bir kubbesi böyle gözüküyor içeriden. Bak.
Bakalım nasılmış. Böyle bir cami. Bu videomuzda bugünlük buraya kadar. Yine tarihi yerleri gezdik. Size birkaç yer çekip göstermeye çalıştım. İnönü mağaralarına girdik. Oraları çektim. Sonra bu camiye geldik. Camiyi çektim, size gösterdim, anlatmaya çalıştım. Sonra şu an müze halinde olan İnönü'nün evine gittik. 1. ve 2. İnönü savaşları zamanında evi olarak kullanmış. Sonradan müzeye çevrilmiş. Böyle işte. Senin söylemek istediğin bir şey var mı abi? Yok, benim söyleyeceklerim de o kadar. Yani tamam. Bildiklerimizi, öğrendiklerimizi sen çoğunu anlattın. Aynen. Güzel bir gezi oldu bizim için. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.